bunu Rize'den almış. Bakır çaydanlık, bir şey söyleyeyim mi? Normal çayın tadından böyle 10 kat daha güzel demlendiğini falan hayal edin. Tadı o kadar iyi oluyor ki bakın anlatamam. Arkadaşlar çay müthiş bir şey. Geliyorum hemen. Ben de sizi çok özledim ya. Çöreklerim benim ya. Bekleyin. Bir dakika içinde geliyorum. Hatta biraz yayın çoğalsın. İyiyim aşkım Su. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ben de sizi çok özledim ve hemence hazırlanıp size geldim. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsunuz? Vallahi aşkım, bu aralar böyle karıştırarak bir şeyleri bulmaya çalışıyorum. Bu da şu an uydurduğum bir nasıl diyeyim? Lip gloss diyeyim ben size. Ama böyle bir video çekeceğim zaten. Lip gloss şeylerim diye. Karışık güzel bir şey yapacağım yani. Çok farklı. Farklı rujları böyle karıştırıp ne bileyim işte dudak kremi, üstüne bu lip gloss'u sürdüm, onun üstüne bu lip gloss'u sürdüm diye. Benim şu an dudağımda 3 tane ürün var ama ne sürdüğümü hatırlamıyorum inanın ki. Hatta şimdi lip oil çıkartacağım ya, bir tanesinin rengi böyle mi olsa falan diye de düşünmedim değil yani. Hayır, ben sarıyım. Sarı güzelim ben. Yapmayın, üzülüyorum. Saçımı toplayayım mı, açık mı kalsın? Bu saç böyle nereye kadar dev? Arka aşkımlar, bakın aşkımlar, benim saçım pişmaniye değil. Bakın. Pişmaniye saç böyle mi olur bakın. Bu saç pişmaniye değil. Bu arada Jom'un mayonezini yaptım. Paylaşacağım size. Gidin onu alın. Saç pişmaniye gibi mi? Allah aşkına böyle pişmaniye gördün mü sen? Pişmaniye böyle mi olur? Yapma lütfen, kurban olayım. Ben dün attığım, dün hatta hikaye paylaştım. Ben senelerdir sarı kullanıyorum. Yani ciddi anlamda söylüyorum bu arada, dalga, hani dalga geçmek amacıyla değil. Benim daha tabii kaç sene, bayağı yani şu an hesaplayamıyorum. Senelerde sarı kullanıyorum ve benim gerçekten önerdiğim şeyleri alın, kullanın. Saçınız normal hani koyu renkteyse bile hani. Hani ben demek ki bu işi biliyorum yani. Demek ki bakın saçımı daha boyayalı ne kadar oldu arkadaşlar? Ne kadar oldu yani saçımı boyayalı, anladınız mı? Dibin hep var. Dibim niye hep var sence? Çünkü saçım hızlı uzuyor. Beyni gerisene. Arkadaşlar. Benim cildim kuru.
Asel aşkım teşekkür ediyorum. Hani bana yazıyorsunuz ya, saçınız yağlı duruyor. Ben sivilce hayatım boyunca çıkartmam. Ergenlik dönemimde bile sivilce çıkartmadım. Cildim asla ve asla yağlı değildir. Kuru cilde sahibim. Ara ara T bölgem yağlanıyor, buralarım yağlanıyor. Doğal olarak da saçım da yağlanmıyor. Ben hatta sarı saç kullanıyorum, boyalı saç. Ben yemin ediyorum size saçımı 15 gün yıkamayayım. Saçım yağlanmıyor. Hani cildim doğuştan yağlı biri olmadığım için. Hani demek istediğimi algılıyor musunuz? Hani bu arada yağlanmasını isterdim çünkü normal olan, sağlıklı olan o. Benimki sağlıksız ve saçımın ben hep burasında bu wax vesaire tril sürdüğüm için parıldıyor yani hani ve sürekli yumuşatıcı şeyler sıktığım için de aynı şekilde. Bakar mısınız saçımın parlaklığına? Siz böyle bir saç gördünüz mü? Sarı kullanıp, sürekli sarı kullanan ve atıyorum ben set zamanında iki kere saçımız yapılıyordu benim. O kadar işleme girmiş bir saç olarak yani sizce. Çünkü anlamadığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuları ben 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5, 6 artık kaç olduğu hatırlamıyorum. Yani her yayın açtığımda bunu konuşuyoruz. Bu arada arkadaşlar 3-4 günde bir hani ben yıkıyorum okey. Üşendiğimden sürekli hani zaten duşa giriyorum. Bunu ara ara yapıyordum. Ama üşeniyorum şundan dolayı hemen anlatıyorum. Aslında saçınızı haftada bir yıkamanız gerekiyor. Eğer saçınız daha sağlıklı olmasını istiyorsanız. Mesela Hollywood yıldızları, Amerika'nın atıyorum bilindik yıldızlarının verdiği röportajların hepsi budur. Biz saçımızı haftada bir kez yıkarız. Boyalı saç hele hele. Çünkü sürekli saç yıkamak yıpratıyor. Ve şöyle bir şey daha vereyim size. Saçınızı hadi yıkıyorsunuz haftada 2-3 vesaire. Çok sıcak suda yıkamayın. Ilık soğuk suda yıkayın. Ilık ve soğuk suda yıkayın. Yani hani ben eskiden bu arada eskiden derken tabii geçen sene falan bunu deniyordum bu arada. İşte giriyordum vücudumu yıkıyordum falan işte saçımı değdirmeyeyim işte daha sağlıklı falan filan vesaire diye. Sonra üşenmeye başladım. İşte su değiyordu bilmem ne de hop hadi ya üşendim tuşu komple yıkan falan yapıyordum işte. Hele hele boyalı saçlıysanız kaynar su, sıcak su mahveder. Boyayı akıtır, saçı mahveder. Bakın bunu gidin herkese sorun. Saçı bana sorun. Hatta ben şu an içeriğini yazmaya başladım. Saç maskesi falan çıkartmaya düşünüyorum. Yani benim saçıma ne iyi geldiyse, ben bu zamana kadar ne kullandıysam atıyorum ben eczaneden alıp, atıyorum aktardan alıp böyle yağları karıştırıp kullandığım bir şey vardı. Maske gibi bir karışım vardı. Mesela onları düşünüyorum şu an. Ne yapabilirim? Çünkü gerçekten sizin faydalanmanızı istiyorum yani. Tabii değil mi? Bu arada yeni sezonu izliyor musunuz? Hoş samimi gelmedi ya. Bilmiyorum. Hani böyle sanki gerçekten izleyip gelmişler oyunu kurallarına göre oynuyorlarmış gibime geliyor yani. Biz öyle değildik. Biz bildiğin hani şöyle söyleyeyim her şeyin böyle işte kurgu olduğunu sanıp bir anda işin içine girdikten sonra her şeyin gerçek olduğunu öğrendikten sonraki afallayışımız ne bileyim. Bizde her şeye gerçek tabii oyun oynayanlar vardı ama dediğim gibi şu an ikinci sezon tamamen bana öyle geliyor bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Siz daha güzelsiniz. Aşkım şu an yapım aşamasındalar markadaki ürünler. Çok güzel bir ceket geliyor. Bayılacaksınız. Yakasında şey var. Nedir onun adı? Yaka var. Puf var yakasında. İstediğiniz zaman çıkartıyorsunuz. İstediğiniz zaman takacaksınız yani.
İki türlü kullanacaksınız mesela. İstediğiniz zaman o ceketimi iki türlü kullanabileceksiniz. Sonra çok güzel bir altlı üstlü bir takım geliyor. Ama sanırım ya gene kışın da giyerim ben onu yani. Birazcık hasta gibiyim aşkım. Ondan sonra başka ne geliyor? Ha şey gelecek. Onun daha kumaş araştırmasındayım. Henüz daha bitmedi. Kadife eşofman takımı gelecek. Sweatshirt gelecek. Sweatshirt takımı gelecek. Bilmiyorum takım yapayım mı yapmayayım mı? Onun biraz kararsızlığını yaşıyorum diyeyim. Böyle biraz oversize biseksüel olacak. Ay biseksüel diyorum. Aklım gitti benim arkadaşlar. Neyse. İşte şey olacak. Le Benjamin'den aldım bunu arkadaşlar. Öyle. Her güzel şeyin kötü bir sonu oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok. Çok zor. Aşkım çok zor. Çok zor. Ben mahvoluyorum yani. Marka işi çok zor diye soran biri olmuş. Yani kahroluyorum. Yemin ediyorum ben böyle bir şeyin içine düşeceğimi düşünüyor olsaydım veya görseydim şöyle bir asla. Çok mahvoluyorum yani. Ciddi anlamda öyle dışarıdan izlemesi kolay ya falan filan. Çok saf o. Olmuyor yani. Şu işlerimi bir halletmiyorum ki YouTube'a kendi şeyimi vereyim. Atıyorum benim sürekli içerik üretmem gerekiyor. Size tavsiye ettiğim şeyler var. Bazen reklam çekimleri alıyor. Onlara gidiyorum. Mesela size sürpriz yapacağım. Küçük bir sürpriz. Ya çok küçük bir sürpriz ya aslında. Sürpriz bile denilmez. Bilmiyorum. Siz beni öyle görmek istediğiniz için ne bileyim öyle bir hayal ettiğiniz için size böyle küçük bir video yap. Neyse söylüyorum ya. Of, söyleyeyim bari. Siz hani benim finalde giyeceğim kıyafetle beni böyle çok yakıştırmıştınız ya. Göremedik Tuğçe falan filan demiştiniz ya. Ben yine aynı böyle o kıyafetle çok güzel bir kombin yapacağım. Aynı finale nasıl katılacaksam. Böyle güzel küçük bir dakikalık bir çekim yapacağım. Reels halinde atacağım. Mesela onlar var planımda. Markadaki yeni ürünler için çekim yapacağım. Çekim yaptıracağım. Ben ne yapacağım ya? Benim hayatım kaymış arkadaşlar. Benim hayatım kaymış. DJ'lik oluyor. Bazı sahne tekliflerini geri çeviriyorum. Uyumuyor diye. Zamanı vesaire. Vallahi mahvoldu. İşte canlar. Babam gelmiş. Öyle. Onlarla yapıyor. Onlarla uğraşıyorum işte ne yapayım. Aşkım aklımda çok güzel şeyler yapıyorum merak etmeyin. Mesela şey planlıyorum. Bu benim gerçekten böyle 3-4 senedir falan hayalim diyebilirim. Kışın umarım olursa çok mutlu olurum. Böyle arkası çok güzel bir manzara düşünün. Sadece 20 kişilik arkadaş grubum var ve işte setup'ı kurmuşuz. Arkada çok güzel bir manzara ve ben çalıyorum. Ve benim kulaklığım biliyorsunuz çok severim kulaklığım beyaz. Ve kar yağıyor. Öyle bir set kaydetmek istiyorum. Yusuf Altmalık yine. Çok güzel. Benim kendi playlistimden. Böyle biraz daha tekno tarzı. Çok istiyorum mesela. Ama zamanım yok işte. Umarım gerçekten kışın böyle bir şey yapmak çok istiyorum. Unicorn nail. Aşkım gidin yazın onu olacak. Aa dur bakayım.
Olduğunu yazın neredeymiş. Olur. Var sesim nasıl yok? Geldi mi, geldi mi, geldi mi, geldi mi, geldi mi? Geldi mi? Gelmedi mi? Aşkım markama çalışıyorum tabii ki de. Çok güzel üstler koyacağım, merak etme. Koyacağım zaten. Aşkım. Ne sürdüm biliyor musun? Hatırlamıyorum. Bir tane dudak kalemi sürdüm elime ne geçtiyse. Bir de Avon'un lipo yalını sürdüm. Bir de üstüne başka bir gloss da sürdüm herhalde, hatırlamıyorum. Beğendin ama hiç beğenmiş gibi değilsiniz. Siz bana sürekli şey diyordunuz ya işte. Tuğçe ne zaman yemek yerken bir şeyler paylaşacaksın falan. Ben de size hazır olun yakında geliyor falan diyordum ama. Hiç beğenmiş gibi değilsiniz. Vallahi küstüm. Doğru mu programa geri döneceğin? Just kidding. Sadece gülüyorum arkadaşlar. Komik. Aşkım 10. kattayım. Perpa'da. Aşkım öneririm. Yazılımı öneririm yani. Öneririm. Kader kısmet arkadaşlar. Tabii ki de eniştiniz olabilir yani. Olmaya da bilir. Yani biz sadece güvenimiz biraz kırıldı. Bakalım ne bekliyor yani. Ben de istiyorum yani şöyle manitamla olsun yola çıktığımda ayağımı manitamın üstüne atayım. Şöyle bir story paylaşayım falan. Benim ayağımı sevsin falan yani. Çok özeniyoruz böyle. Ne bileyim işte Pinterest'te falan görüyoruz. Twitter'da görüyoruz ama işte o kadar kısmet. Aşkım Le Benjamin'den sweet. Aşkım hatırlamıyorum ya. Vallahi üniversite sınavına nasıl çalıştım hatırlamıyorum ama kütüphanede falan sabahladığımı biliyorum bu arada. Yani. Niye böyle yapıyorsun kanka? Tamam kapat artık. Tamam. Marik gelecek sonra kapat. Tamam. Marik buraya geliyor ve bütün masaların üstüne atlıyor arkadaşlar. İnmiyor. Kombin videoları at, yemek istemiyoruz. Bu arada yemeğin birinci şeyini çektim ben. Bir tane kombin çektim. Aynı açacağım. Aynı açıdan birkaç tane daha çekeceğim, merak etmeyin. Stormy içeride. Stormy yemeğimiz. Storm çok komik ya gerçekten. Salak. Geliyorum. Bana bir dakika verin.
Aşkım var var. Tüm dünyaya kargomuz var. 22 euro muydu? 22 dolar mıydı? Hatırlamıyorum ama var yani. Bunu biliyorsunuz. Sitede siparişi oluşturduktan sonra direkt zaten orada ülke kısmı var. Ülke kısmına istediğiniz ülkeye girebilirsiniz. Estetiğim yok. Estetik yaptırırsam bence ardı artısı kesemeyecek. Teşekkür ederim Nihal'cim. Çok sağ ol. Aşkım en sevdiğim parfüm ya. Çok var ya. Hangisini söyleyeyim? Kız yok be. Zayıflamadım. Nereden? Nereden uydurdunuz? Zayıflamış gibi miyim? Ay burnumu yaptırmak istiyorum. Ay burnumu yaptırırsam çok güzel olur. Burnum soldan güzel ama sağdan çirkin. Hayır, Zara'nın bir tane parfümü vardı. Gayet de kullandım. Niye fakirlik olsun arkadaşlar? Sadece kalıcı değil. Hatta ve hatta Masent diye bir parfümcü çıkmış arkadaşlar. Biraz pahalı ama Hazal Çağla almış benim yakın arkadaşım. O da çok sever böyle parfümdür işte bilmem nedir. Kolay kolay almaz asla. Bir arkadaşında koklamış. Bayılmış. Gerçekten bana şey diyor hani Tuğçe bu kadar mı gerçekten aynısı kokar? Bu kadar mı güzel olur yani? Bu kadar mı aynı yaparlar? Bu kadar mı kalıcı yaparlar? Pahalı. Bayağı pahalı yani normal muadil parfümcülere göre ama çok kalıcı diyor. Ben de ondan 2 tane 15 milim sipariş ettim. Bakayım benim beğendiğim parfümlerle aynı kokuda mı? Eğer okeylersem size de paylaşacağım. Aşkım 250 lira mıydı? Neydi 15 milim ya? 15 milim kaçtı hatırlamıyorum. Çay. Çay arkadaşlar. Elizciğim öpüyorum seni aşkım benim. Teşekkür ederim. Le Benjamin aşklarım. Sweetim Le Benjamin. Dudağımı yaptıracağım bu arada. Dudağımda bir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Evet aşklarım bir tık makyaj var. Hafif allık var. Gözaltı kapatısı var, rimel var. Burnumu yaptırıp şunu yaptırsam kapanıyor bence mevzu bakın. Böyle olsam yeterli bence. Böyle olmak istiyorum. Aşkım sana nasıl mekan önereyim? Ben eskisi kadar dışarı çıkmıyorum. Sevmiyorum. Geçti benden ya valla. Ne bileyim kahve içmeye, oturmaya falan. Evet aşkım. Oluşturayım Trendyol link istiyorsanız. Ama en son link atmıştım ben size. Ben şey benden de yeni Mila linkimi istiyorsunuz. Ya da işte Bershka, Inditex grubumu istiyorsunuz. Hani eski ürünlerden de link yapayım. Ben hep yeni beğendiğim şeyleri size ekliyorum. Pumpkin.
Pumpkin'de yaptırdım. Profilimde var şu an. Hikaye attım bugün. Zeyno'cum teşekkür ederim aşkım. Abla daha demin senin Onelio'daki 2021 ilk date yalan makinesini izledim. Karakterin aynı. Yani aynı aşk o. Tabii ki de aynı o. Aynı. Değişmedik biz, oynamadık hiçbir zaman. Oynamadığımız için zaten böyle oldu. Aşkım dudak dolgusu için Bilge gerçekten yetenekli. Bilge'yi seviyorum. Hatta yakın zamanda ben de gideceğim. Hangisi aşkım? Bunlar altın. Bunlardan bulamazsınız. Aa, kaç senelik altın hem de onlar. Bilgi Ateş aşkım, ben takip ediyorum. Takip ettiklerime bakabilirsin. Aşkım bir 10 gün sonra falan boyarım. Daha var ya, bir tık daha uzasın. Şuraya kadar falan daha uzasın. Öyle. Sabit abiden korkuyorum. Sabit abiden gerçekten korkuyorum. Randevum daha erkendi hatta. Geçe aldırdım. 15'ini aldırdım. O yüzden Sabit abiden önce boyayı ben kendim boyar mıyım bilmiyorum. Boyatır mıyım bilmiyorum ama Sabit abiye bu şekilde gidersem benim saçımı kesinlikle koyutur. Kesinlikle. Aşkım şu an önermiyorum. Ben de sipariş verdim. Masen parfümlerinden. Bakalım. Aşkım valla biri Londra'ya gel diyor. Biri Hollanda'ya gel diyor. Valla şöyle her gün bir yerlere kalkıp bir anda gidip gelebilsem keşke. Ah ah. İşlere bakıp nasıl geleyim? Aşkım yakışmaz ya. Yakışmaz. Çorafana benzerim. Yakışmaz. Mekinallığı var aşkım yüzümde. Çorafan benim uydurduğum böyle köylü, ezik, apaçı, bana saçma gelen şeylerin hepsi eşittir benim lügatımda. Çorafan. Sevdiğim gloss markası yok. Birkaç tane gloss var arkadaşlar. Onları da sürekli paylaşıyorum. Kut etti. Ah. Ah. Tırnaklarım böyle ama kısaltacağım. Bir daha gittiğimde bayağı kısaltacağım tırnaklarımı yani. Sıkıldım uzun tırnaktan. Bak bunlar da kısa ama gene bilmiyorum. Aşkım sürekli size takı linki paylaş. Aşkım anneannemle ilgili bir şey sormasanız ben unutmaya çalışıyorum. Ben hala anneannemi anneannemin evindeymiş gibi hissetmek istiyorum çünkü. Lütfen rica ediyorum. Ne diyordum, bak beynimi götürdünüz gene ya. Ne diyordum ya? Unuttum. Sürekli size takı linki paylaşıyorum zaten aşklarım fark ettiyseniz.
Aşkım, o siyah kolyem var ya benim. Ona benzer bir kolye yollamışlar işbirliği olarak. Çok güzel hem de. Onu paylaşacağım size. Yarın paylaşırım. Aşkım, deri ceket bitti. Tekrardan stoğa girecek. Merak etme. Hatta cuma günü tekrar stoğa girer, merak etme. Gözlerim hangi renk? Ben de bilmiyorum yani. Yeşil ve kahverengi herhalde. Böyle bir renk, bakın. Görebildiniz mi? Işığa bakayım daha rahat görün diye dedim. Aşkım, ben öyle şu an tanıdık kimse yok. Olcan'a yazdım. Olcan da dışarıdaymış. Yayın açalım falan dedim de o da burada değil. Ara tanımadıklarım da yayın açmak istemiyorum. Yüzüm pürüzsüz. Evet, çünkü cilt bakımına çok değer veriyorum. Cildime değer veriyorum. Salatalık yapıyor musunuz arkadaşlar? Yazar mısınız? Bu adam gözü yaptırmak istiyorum. Lütfen kanıma girmeyin. Çok güzel olur ama ayağa baksanıza. Of. Şu. Şunu istiyorum ya. Bence bunu yaptırdıktan sonra burnumu yaptırmama da gerek yok. Aşkım, sular, benden mi ilişki tavsiyesi bekliyorsunuz gerçekten? Gerçekten benden mi bekliyorsunuz? Bu kişi ben değilim bence. Mesela üşeniyorum. Dişçiye gidip dişlerimi sadece temizlettim. Dişlerime gidip beyazlatma işlemi yaptırmadım. Buraya kelebek yaptırmak istiyorum. Şuraya. Kelebek yaptırmadım gidip. Cansel'le aram iyi arkadaşlar. Niye kötü olsun ki? Gözleri niye bu kadar kırışık aşkım? Çünkü geriyorum. Gerdiğim için olabilir mi? Beykent University. Beykent'te okudum arkadaşlar. Make-up videosu gelsin. Gelsin aşkım. Gelsin. Sephora'dan aldıklarım da gelsin mi? Make-up videosu. Sephora'dan o kadar güzel şeyler aldım ki. Neydi onun adı? Madison Beer'ın kullandığı şeyi aldım hatta. Fendi'nin aldık ve highlighter'ını aldım Fendi'den. Tarte'ın Charlotte Tilbury Contour Stain'i aldım. Başka ne aldım? Benim çok sevdiğim Bad Gal'ı aldım. Benefit Rimmel Bad Gal. Başka ne aldım? Başka da... şey aldım. Clinique'in gözaltı nemlendiricisini aldım. Tart çıkartmış muadil olarak. Herkes muadil gösteriyor. Çünkü mesela bizim ülkemizde yok ya Charlotte. O yüzden onunla yapacağım ben de. Thanks Onur. Dudak dolgunlaştırıcı. Önerir miyim? Şu an aklıma gelmiyor. Ama... Flormar'ın bir tane dudak dolgunlaştırıcı artı lip gloss şeyinden sipariş verdim. Bir de Flormar'ın yeni çıkarttığı bu kadife dudak neyi diye geçiyor? Ruj diye geçiyor ya. Kadife ruj diye geçiyor. Ondan sipariş ettim. Beğenirsem paylaşırım. Sly bölümü kraliçelik fakültesi.
Arkadaşlar ben Management Information System okudum. %50 burslu okudum. Hayır, burnum kötü. Flormar'ın tinti hangisi ya? Ne o? Hayır aşkım, uykum gelmiyor. Ey, ben de sizi çok seviyorum. Aşkım ben bu ara o kadar yoğunum ki kimseyle buluşamıyorum. Benim size geçen Netflix'te önerdiğim diziyi izlediniz mi? Hatırlayanlar var mı? Hatırlayanlar var mı? Neydi onun ismini? Evet, Pelin, bravo. İzleyin, Alman yapımı sevgili çocuk. Bayılacaksınız. Bayılacaksınız. Çabuk izleyin. Çabuk izleyin. Bu arada Reels kısmıma sesle birlikte, yani aslında biraz müzik olacak, biraz benim sesim olacak. Cilt bakımı yapacağım. Yeni denediğim ürünlerle, yeni tanıştığım ürünlerle. Onlar da çok iyi geldi cildime. Aşkım gidip izleyebilir misiniz lütfen? Gidip izleyebilir misiniz o diziyi Netflix'te? Lütfen. Berkay bana söyledi zaten de ben istemediğimi söyledim. Gıybet miden bahsediyorlar? Gıybet miye gitmeyi düşünür müsün falan diye. Gerek yok arkadaşlar. Tuğçe sence tarzımız nasıl gelişir? Şey diyormuşum. Beni izleyin. Benim yaptıklarımı yapın. Şaka yapıyorum bu arada. Yani şu bence tarz diye bir şey yok. Şu var. İnsanın kendine yakıştığı şeyleri giymesi, yakıştığı şeyleri yapması bence bir tarz. Yani atıyorum bana böyle çok şekersi şeyler yakışmıyor, böyle işte Barbie gibi işte pembe full tatlı tatlı şeyler yakışmıyor. Ben biraz daha böyle işte böyle hani sporla şıkı karıştırdığım şeyler yakışıyor bana bence. 26 yaşındayım aşklarım. Sizce ben kasıntı mıyım arkadaşlar? Cidden söyleyeyim. Ben kasıntı mıyım? Çok yazık. Filmin konusunu anlatayım size? Hayır, anlatmayacağım, izleyin. Anlatmayacağım, izleyin. Filmin konusunu böyle ikinci, üçüncü bölümden sonra algılıyorsunuz çünkü. Bir sürü bir şey kullanıyorum arkadaşlar. Yeni kullandığım bir şey daha var hatta. Keratinimizi böyle saçı düzleştiren, gayet bakın o yüzden saçlarım bir tık daha böyle düz, parlak, canlı, anlıyor musunuz? Kabarmıyor. Bir tane de gold yıldızlı kolyem vardı, o nerede? Ha, onun hikayesini anlatayım size arkadaşlar. Bir gün bir uyandım, o kırılmış. Neyse, Alaçatı'da olduğum için yerlerine gittim, şu Gacivas'tan almıştım. Bir ay falan oldu.
Bana dediler ki işte kolyeyi burada bırakın Tuğçe Hanım, biz size yaptırdıktan sonra kargoyla yollayacağız. Bir aydır kolyemden haber alamıyorum. Gerçekten neredesin Cüneyt? Sakarya'ya daha yeni geldim ya. Aşkım sular, daha yeni oradaydım ama ben. Şey, şu göcevese mesaj atıyor musunuz? Siz nasıl bir işletmesini, işte Tuğçe'nin kolisini yollamamışsınız, şöyle böyle, işte yayında söyledi, sizden hiçbir şey anlayacağız. Aşkolarım bilmiyorum ya. Estetik evet çok güzel bir şey, çok müthiş bir şey ama ben bu yaşta mesela estetik yaptırmaya başladığımda, atıyorum eğer yaşarsam tabii ki de, 50 yaşında falan da mesela güzel gözükmek isteyeceğim. 50 yaşında estetik yaptırdığımda böyle durmak istiyorum ama şu an estetiğe başlarsam, eğer 50 yaşında yaptırdığım estetik böyle bok gibi olacak. Nedeni de şu, atıyorum ben mesela şu an böyle yaptırdım değil mi? Ben 50 yaşına geldiğimde böyle olacak yüzüm. Böyle yaptırdığımda bu cildimin derisi o kadar ince, yani şu göz kapağımdaki deri gibi olacak, böyle açılmaktan, gerilmekten ince ince olacak, kötü olacak. Yani bilmiyorum. Estetiğe karşı mıyım, karşı değilim ama ben biraz daha ileriye dönük düşündüğüm için şu an estetik yaptırırsam bana zarar olacağını düşünüyorum. Aşkım, extend next olur mu? Şunu düşünebilirsin. Sadece size şöyle bir taktik verebilirim. Eğer gerçekten affedebileceğiniz bir olay olmadıysa, ne bileyim, sadece bıkkınlıktan, sıkıntıdan veya böyle saçma sapan bir kavgadan dolayı ayrıldıysanız, tekrardan olur mu? Olabilir. Ama hani anlaşamıyorsanız, bir şey olduysa, sana bir şey yaptıysa, hani insan değişmez arkadaşlar. Yani insanlar değişmiyor. Bilmiyorum. O yüzden tekrar aynı hataları yapabilir. Bilmiyorum. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur derler ya. Bu gerçekten doğru, biliyor musunuz? Yemin ederim. Gerçekten neredesin Cüneyt? Les Benjamin, Le Benjamin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Orası gündüz mü? Aynen arkadaşlar. Ben Amerika'da yaşıyorum. Burada şu an gündüz. Evet. Arkadaşlar, saçım boya değil asla ve asla. Doğal sarışınım ben. Dibini sadece siyaha boyuyorum. Aşkım, tereyağı İstanbul'da uygun bulabileceğim bir yer yok. Perpa'da bir yeri var sadece. O da 1200 liraya veriyor kutusunu. Kutusunun içinde 10 tane var. Yani ben sürekli Kıbrıs'a gidip gelen arkadaşıma falan aldırıyorum. Orada bir kutusu 500-600 lira falan. Moralin niye düşük aşkım? Aşkım salak mı sen? Kayle benim. Burası benim home'um. Ve benim kızım da içeride Stormy. Kayle benim. Onun sorunu. Kayle canının evindesin diyor. Amerika'dayım dedim ya. Evet aşkım. Ben hem influencerlık yapıyorum.
influencerlık oluyor mu? Oluyor aslında. Bir nevi influencerım ben aslında. Evet, influencerım. Markam var. Ayrıyeten DJ'lik de yapıyorum. Küpemi Sugar Cevest'ten aldım. Pardon, hiçbir yerden almadım. O markaya adım almak istemiyorum. Çünkü benim kolyemi aldılar ve yollamadılar. Temiz kokan kadın parfümü. Calvin'in şeyi çok güzel. Temiz kokuyor. Gerçekten bence temiz kokan bir parfüm. Lancome'un neydi Lancome'un o ya? Calvin'in Beauty'si, Lancome'un idolü temiz kokan parfümlerdir. O marka nasıl yazılıyor? Kolye markası. Sugae Jewels. Aşkım, Amerika güzel. Şimdi LA'ya gideceğim biraz alışveriş yapmaya. Umarım bunun ciddi alan yoktur. Kaşlarım beni üzüyor ama siz daha çok. Lancome'un La Vie Este. Aynen. Bravo. Güzel. Doğru yazmışsın. Şok acaba. Aynen. Abla, hastayım bana. Hastaysan ne yapıyorsun biliyor musun? Evinde umarım. Nedir onun adı? Sarımsak vardır. İki diş sarımsağı alıyorsun. Ağzına bir güzel atıyorsun. Çiğniyorsun. Sonra yavaş yavaş suyla birlikte yutuyorsun. Yarın hastalık hastalık kalmıyor. Ya da zencefil, zerdeçal. Birazcık da bal. Karıştır, 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 karıştır. Yavaştan ayıt, üstüne ılık su iç. Bakın arkadaşlar, ben küçüklüğümden itibaren gerçekten böyle sürekli hastalanan, bademciyi böyle kanlanan, böyle sabahlara kadar işte böyle işte buharlarla falan böyle atıyorum. Nefes alan bir çocukluk geçirdiğim için çok çabuk ben hasta olurdum. Ama hacklerini buldum dediğim gibi. Hasta olmaya yakın hemen sarımsak yiyorum arkadaşlar. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey yani. Gerçekten müthiş bir şey. Eğer kokusundan da rahatsız oluyorsanız direkt o sarımsağı çiğnedikten sonra dişinizi iki kere dilinizi, bak diliniz önemli, dilinizi fırçalıyorsunuz. Dil fırçalama aparatları var. Normal fırçayla da fırçalayabilirsiniz. Ertesi gün sabah kalktığınızda iki kere dişinizi, dilinizi fırçalıyorsunuz. Koku kalmıyor yani. Aşkım hayır ya, ben benim Leyla annem Almanya'daydı, o da bu sene taşındı buraya geldi, ben bir ay Almanya'da kaldım ve her gün Allah'ım ne olursun zaman geçsin Türkiye'ye döneyim diye yalvarıyordum. Sevmiyorum, bana göre bir yer değil işte, bilmiyorum ya, Amerika için öyle olduğunu düşünmüyorum, belki de Amerika'da da öyledir. Ben biraz ülkemciyim ya, ülkem, seviyorum ya ben burayı yani arkadaşlar, bilmiyorum yani, saat 6'dan sonra sigara almaya şeye gidiyordum ya, tekele gidiyordum, şimdi nedir onun adı, benzinliğe gidiyordum ya, hiçbir kafe açık olmaz arkadaşlar, 7'de 8'de oturup kahve içeceğim ben arkadaşımla ya, gideyim eğleneceğim ya, ben nasıl bir ülkedir ya burası gerçekten yani. Almanya yani, belki Berlin falan okey ama yani heveslenmeyin hiç. Yani arkadaşlar, oraya gidip zengin olacaksınız. Ne kadar para kazanacaksınız da harcayamıyorsunuz o parayı, anladınız mı orada? Orada o parayı harcayamıyorsunuz. Evet, Ex Nihilo da çok güzel parfüm bu arada. Hayır, tabii ki de Ex Nihilo. Kıyaslanamazsın. Boston güzeldir aşkım zaten yani, New York falan, yani ben sıkıcı olabileceğini düşünmüyorum.
Ya çok istiyorum var ya bu arada yani. Amsterdam'a bir gelemedim. Ah, ex nihil 10.000 olmuş. Duruyor içeride yarısı. Böyle bir fırt bir fırt sıkıyorum. O da çok nadir yani. Alır mıyım? Alırım ama yani gerek var mı arkadaşlar bir parfüme? Ben onu kaça almıştım hatırlamıyorum. Çok uygun almıştım. Saçlarımız o da. Bu arada ben bir 5-6 dakikaya çıkayım diyorum aşklarım. Gözlerim şey oldu nedir onu da uçtu. Kurudular daha doğrusu. Gözlerim kapanıyor evet. Evet hasta olacak gibiyim. Allah'ım ne olursun hasta olmayayım ne olursun. Yiyeceğim sizi ya. Çok tatlısınız vallahi. Aşkım Jordan ayakkabılarımı bu yakın günlerde paylaşırım. Benim sürekli alışveriş yaptığım bir yer var. Ya yani istediğiniz modeli numarasını atıyorsanız çocuk buluyor, getirttiriyor. Atıyorum normalde Hype Merch'te satış yapıyordu. Şimdi kendisi platform açtı orada satış yapıyor. Hype Merch'te biraz daha pahalı çünkü. Nars'ın kapatıcısı. Travis Scott'la date ne zaman mı geliyor? Almanya'ya selamlar Katar'a. Aşklarım ben sizi öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Üstümdeki Les Benjamin'den. Uygun fiyatlı bir şey istersen bu somon Kore markası mıydı bilmiyorum. Şöyle herkesin kullandığı vardı ya yuvarlak bir ara viral oldu. Onu sürüyorsun. Üstüne de kapatıcı sürüyorsun. Gayet iyi kapanıyor. Ben öpüyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Love you.